Merhaba Nazan. Belediye başkanımıza seslenmiştin. Başkanımız seni ziyarete geldi. Merhaba kardeşim. Nasılsın, iyi misin? Otur otur, otur sen otur, otur bakalım. Hiç rahatsız olma. Hiç kalkma. Gel. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Biz seni dinledik. Bizim belediye başkanlığı bünyesinde yapabileceğimiz, senin ihtiyaçlarını karşılayabileceğimiz şekilde senin yanında olacağız bundan sonra. Diğer kısımlarda da hastalığınla alakalı, tedaviyle alakalı kısmıyla da İl Sağlık Müdürümüze, valimize gerekli seninle ilgili bilgileri ulaştıracağız ve takibini yapacağız. İnşallah daha sağlıklı ve daha güzel günleri hep birlikte yakalamaya çalışacağız. Peki burada senin tedaviyle alakalı yapılması gereken ya da izlenmesi gereken bir yol var mı? Yani şuradan başlamamız lazım. Ya benim eğer hastaneye yattığımda sadece şekerimle ilgileniyorlar. Ben 8 aydır yürüyorum. Mesela fiziğimle hiçbir şekilde kabul etmediler, almadılar. Ya da diğer hastalıklarımla ilgilenmiyorlar. Yani ben de şu anda söylediklerine göre 6 tane falan hastalığım var. Ve sadece şekerimle ilgileniyorlar. Biz onunla ilgili biz bir hastane falan araştırması yapalım. Ya da sizin özellikle gittiğiniz bir hastane var mı? Şu an yok. En son şehir hastanesine gitti. Bilkent şehir hastanesine. Benim kaldığım hastane şehir hastanesi oldu. Orada kalbimle falan da ilgilendiler. Kalp hapı başladılar. Hipertansiyon tanısı koydular. İşte o şekilde yeni tanılar koydular. Yani bir isteğin var mı? Talebin var mı? Öncelik. Burada senin ihtiyacın hasta. Varsa onları da söyle, onlara da biz yardımcı olalım. Ben yerde yatıyorum bazen. Bazen de bütçede falan yatıyorum. Ya ben hastaneye yatağı... Tamam. Hani tamam. Olursa... Onu ayarlayalım. Tamam. Hastane yatağını ayarlarız ama ilk etapta bir hastane yatağı ayarlayalım. Evet. Tamam mı? İlk kontrolü olacağı zaman da biz de eşlik edelim. Tabii, iyi olur. Ona da biz bir doktorlarla görüşelim. Evet. Ne diyorlar, ne söylüyorlar. Çünkü bizim şimdi faraza konuşmamız olmaz. Yani. Ellerinde onların ne gibi bir donörleri var bir baktıralım. Bize yol göstereceklerse biz o yolda sizinle yürümeye razıyız ve onun için buradayız. Biz elimizden gelen desteği veririz. Sağ olun. Önümüzdeki hafta inşallah sana bir hasta yatağı ayarlarız biz. Başlayalım. İnşallah. Senin istediğin bir şey var mı Nazan? Yani hastaneye falan yatmak ister misin? Yani ağrılarım çok diyorsun. Peki ağrıların sebebi? Bilmiyorum. Ben şehir hastanesinden çıktıktan sonra çok ciddi anlamda ağrı çektim ve kendi yemeğimi bile artık kendim yapıp yiyemiyorum. Babam yapıyor ya da babaannem hazırlay veriyor. Ya o şekilde ben kendi ihtiyacımı artık göremiyorum. Bir dahaki kontrolleri ne zaman oradaki? Ya işte bu ayın 25'inde gitmesi lazımdı. Bu virüs nedeniyle gidemedik. Hafta içi siz bir gelin, biz bir daha bir arayalım orayı. Yani hem de izin alma durumları var ya, o izin alma durumu olduğu için... İzin alırız, o problem değil. Siz hafta içi belediyeye gelin, biz bir doktoruyla, randevusuyla ilgili de bir girişimde bulunalım, olmasa götürelim, tamam mı? Tamam, olur başkanım. Tamam kardeşim. İnşallah güzel bir sonuç alırız hep birlikte. İnşallah. Her şey için gerçekten Allah razı olsun. Ne demek, ne demek kardeşim, sizden de. Çünkü ben gerçekten artık normal bir... süremiyorum. Nefes bile normal alamıyorum. Havayla duruyorum. Burada bir tane bir emanet bir hava cihazımız var. Emanet aldı. Onunla ara sıra daraldığı zaman takıyoruz. İlacıyla beraber. Onun da tedariğini sağlayalım. Onun da kendilerimize yok. Tamam, biz sağlarız onu. O da başkanım, son olarak belediye olarak kızımıza başka bir desteğimiz olur mu? Yani ekonomik olarak da sıkıntıda durumda. Şimdi hastaneye gidiş geliş noktasında zaten biz bundan sonra yardımcı oluruz. Oradaki sıkıntı yaşayacağı, problem yaşayacağı maddi anlamdaki güçlüklerde biz destek oluruz. Onun haricinde burada hastalığı noktasındaki ihtiyaçların ev içerisinde problem yaşadığı, sıkıntı yaşadığı yataktır, solunum cihazıdır. Onlarla ilgili de bir çalışma başlatacağız. Ve en önemlisi de hastalığının esas sebebinin ve nasıl sonuçlanacağı ile alakalı doktorlarından bilgi alabilmemiz. Tabii. Bunun için de çabalayacağız.
Tabi burada bizi aşan durumlar olabilir muhakkak. Muhakkak. Burada il sağlık müdürümüz, ilçe sağlık müdürümüz, valimiz, ben hafta içi kardeşimle ilgili bilgileri kendilerine de ileteceğim. İnşallah hep birlikte elimizden gelen bir durum olduğu zaman bunu halletmeye çalışacağız. Kardeşimiz de yürümeye, koşmaya ve sağlığına inşallah en kısa zamanda kavuşur diye ümit ediyorum. Belediye olarak bir takım durumları yerine getiremesek bile, yerine getirilmesi için bir vesile olmak için de biz her zaman hazırız. Yani. O yüzden inşallah umudumuzu yitirmeyelim. Biz de bu bir başlangıç olsun. İnşallah daha güzel günleri hep birlikte yaşarız. İnşallah.